Karaya Hüseyin Gökçe'yi uğurluyoruz. <laughs> Bakalım. Şimdi e, Hakan abi işi güzel hani sohbet tatlı da evet. bir tarafta da ekonominin gerçekleri. Peki. E, faizler yukarı gidiyor. Evet. Yani bu hani SMS'e düştü diye benim ifade ettiğim faizlerin artışı yüksek faiz. E, mevduatlarda da yüksek faiz. Dün de konuştuk. Merkez Bankası'nın iki gündür üst üste yaptığı yeni regülasyonlar, düzenlemeler kur korumalı mevduat başta olmak üzere mevduat faizlerinde 50'ler falan 50 yolunda başlığını gördüm doğru, ben. 40'lar artık çok normal hale geldi gibi. Ee, ne diyorsun? Bunu konuşalım. Şebnem Turhan'ın haberi manşette. Ya bizim Şebnem Turhan e, hakikaten güzel toplamış bankacılarla da e, sağ, sağlam belliki e, bilgiler almış. Hı hı. Aslında ben de bankacılarla konuştuğum zaman benzer sonuçlar oluyor. Bir Merkez Bankası bu kurları tutmak yani dövize doğru kaymasını bir şekilde engellemek için diyor ki e, bankalara aslında e, bankacılar da söylüyor bunu. E, vallahi e, yüksek faiz vermekten de çekinmeyin diyor. Hmm. Sıkıntı yok diyor. Gerekirse diyor. İstediğiniz kadar da e, burada bir e, eliniz rahat diyor. Yani şuraya gidin, buraya gidin de demiyor yani. Yeter ki bu e, şimdi. Gerçek kişilere biliyorsun, ekstra bir yüzde on daha KKM hedefi getirildi. Belli bir dönem için. E, Tabi. Şimdi bu, bu burası arttırdıkça bankaların zaten elinde başka bir silah yok. Onlar da cezalardan kurtulmak için ya diyecek ki artık ben kredi de vermeyeyim, işlem de yapmayayım, cezam da olmasın. E, yani o, o da mümkün değil. Sonuç itibariyle banka bankacılığını yapmak durumunda bir süre azalsa da. E, e şimdi o zaman onlar da KKM faizlerini yukarıya doğru çekiyorlar ki bu %10 ekstra %10'u da karşılayabilsinler. Hakan abi bu %10 hikayesi gerçek kişiler için. Gerçek kişiler için. Güzel kişiler için. Yok şirketler için değil. Henüz henüz demiyorum yani gelebilir diye henüz demiyorum çünkü her bu, an bir regülasyon tabii. gelebilir diye bilmiyoruz. Ama bu düzenleme gerçek kişiler için. Tarihi söyleyelim 26 Mayıs 28 Temmuz. Temmuz arası. Peki 28 Temmuz'dan sonra ne olacak? %30'a çıkıyor. Evet. Oradaki hedef. Yani Aynen. 28 Temmuz'dan sonra %10'a çıkarılan dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı %30'a yükseltilecek. Bunu yapamazsan ne olacak? Gideceksin. dönüşüm oranının paydasına yer alan mevduat fon tutarının %10'u kadar ilave menkul kıymet al. Evet. Şimdi bu düzenlemeler bir bakıyorsun tahvi faizlerini aşağı çekiyor. Ama Aşağı gelen piyasadaki tahvil faizleri ne kadar gerçekçi? Ne kadar işte enflasyon beklentilerine göre aşağı geliyor? O da soru işareti yok, çünkü ama... regasyonlarla aşağı geliyor gibi. Aynen öyle yani buna benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen çok net bir şekilde açıkladın ama e, her gün bir, 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 bir aynen katılıyorum. Yani gel, önümüzdeki hafta tüzel kişilere de şirketler cephesine de bir yeni düzenlemenin gelmeyeceğini Kararısız. bilemiyoruz. Yarın öbür gün işler farklılaşırsa o yüzde otuz olan yüzde otuz'a çekilen oranın aşağı çekilebileceğini de biliyoruz. Yani hakikaten tam ne olacağını kestirmek zor ama kredi bizim gördüğümüz kadarıyla bitti. Bittiler. Bitti. Yok. Kredi erişim zor. Kredi erişim şirketler için problemdi ya. Şimdi artık gerçek kişiler için de problem. Alamıyorsun. Yani ben etrafımdan da biliyorum. Yani mutlaka alan vardır. Ben şimdi alamıyorsun derken çok zorlaştı. Hı hı. Ve bu biraz seçime kadar mı yoksa sence Hakan abi seçim sonrası biraz rahatlar mı? Vallahi öyle olması bekleniyor ama e, tahmin etmek de güçleşiyor görüşçüm yani. Nasıl bir noktaya doğru gidiyoruz? Çünkü biliyorsun kredi aynı zamanda bir büyümedir. Yani büyümenin de önemli unsurlarından bir tanesidir. Hatta Türkiye'de kredi büyümesini al büyümenin yarısı olarak hesap et oradaki artışı, oradaki büyümeyi reel anlamda gör. Ee, büyümenin ne olacağını tahmin edersin yarısı çünkü oradan çıkar. Hı hı. Ama şimdi çok ciddi bir sıkışma var. Evet, başlangıçta biraz arttı vesaire filan. ama biliyorsun hani 70 milyar 70 bin liranın altında ya da 70 bin liraya kadar olan kredilerde problem yok diyorduk ya. Hı hı. Şimdi o da yok. Şimdi ona da erişim çok zorlaştı, çok sıkıştı. Yani bir şekilde açılacak ama nasıl açılacak? O tarafını kestirmek zor. Şimdi İslam Bey'le konuşuyorduk. İslam Bey dedi ki, altında da benzer sorunları yaşıyoruz. Şimdi. İkisi arasında bankalarla çarşı arasındaki makas da 100 liraya çıktı dedi altında. Hı hı. E şimdi bu az bir rakam değil. Ve ben dedi ne bekliyorsunuz diye sordum. Ben dedi seçim sonrasında bunun daha da sıkılaşmasını bekliyorum dedi. Evet, yani lazım. piyasanın beklentileri de biraz o yöne doğru gitmeye başladı. E, asgari ücretle beraber aslında eğer açıklanacaksa bilmiyorum tabii izleyenlerimiz ne diyor. Asgari ücret açıklansın mı açıklanmasın mı? Hı hı. Yani biz her zaman gazeteciler olarak şeffaflıktan yana olduğumuz için <laughs> ya da öncesine çünkü piyasada ekonomi de belirsizlik sevmiyor. Ekonominin aktörleri belirlilikte hareket etmek istiyor. E, 113 milyar dolar oldu evet. kur korumalı mevduatın büyüklüğü. 2.2 trilyon lira hep hatırlatıyoruz. Alaaddin Aktaş bunu 2.5 trilyon...